601 3 kişisiniz. Evet. 201 numaraya gidiyorsunuz. Bu araba gidiyor abi. Buyurun. Gelen abi. İstedadınız var değil mi? Bu dün yazıldı. Dünya. Tamam tamam. Tamam. Abi, sen al. Şimdi tamam. Tamam. Yaz. Mesut. Dur bekle. Evet. İsmini söyle amcam. 202 numaraya kaydediyoruz seni. 202. 202. Telefon. Telefon numaranı alabilir miyiz? Telefon numarası. Hocam kaç tane numara? 200 ya. 202 ya. Tamam, 202. Tamam 202'yi veriyoruz. Mesut'um Mesut. Tamam amca bir saniye. Tamam bir saniye. Arkadaşımı değiştirelim. Mağduriyet oluşmasın. 202'ye bunu verelim. 203'e de seni verelim. Akrabalar yan yana olsun. Tamam. Hiçbir mağduriyet. Söyle, söyle amcam ismini. Depremin birinci günü saat 1.30 sıralarında deprem olunca biz kendimizi dışarı attık. Burada komşumuz Zarife teyzemiz, bir de kızı Leyla Hanım ağaçların arasında sıkışmıştı. Hemen ona yetiştik ilk 2-3 arkadaşla beraber. Enkazı, ağaçları kaldırdık, kiremitleri. Kızı kurtuldu fakat annesi Zarife teyzemizi kaybettik. Ölümü düşündürmedi deprem bize. Ölüm duygusunu hiç düşünmedim. Ya böyle bir felaket de hiç görmedim. Yaşım 38. Böyle bir şeyle de karşılaşmadım. Allah hiç kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Yani çok kötü bir şeydi. Anlatamıyorum bile. İkinci depreme Erkenek mahallemizde enkaz çalışmasında yakalandım. Çok kötü bir yakalandım. Cesetin başında yakalandım. Hani korkuyu hiç hissetmedim ama öyle bir şey yoktu yani. Aklımızı elimizden aldı yani. Hiçbir şeyi düşündürmüyor sana. O öyle çok kötü sallıyordu. Yıkılan binanın yanındaki bina da bizim. Orada iş yeri. Şöyle bir olay olmuş. Şurada ileride bir, burada bir araba var ileride. O arabanın olayı şöyle. Alttan araba gidiyor, kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yanınca içinde bir bayan, iki tane erkek. İkinci depremin olduğu sırada
O bina komple arabanın üstüne geldi. Orada bir bayanla 3 kişi öldü. Şuradaki binada, şurada öyle olduğu için normalde ilk depremde buradakiler 7-8 kişi seyrediymiş. İkinci depremde sallandığında burada yıkılıyor. 7-8 kişi de burada vardı. Yani bunlar hepsi öldü abi işte. Allah beterini saklıyor inşallah. Ne desek boş. Allah'tan gelen bir şey. Bile beton kullanılır mı? Toprak. Allah kimse acımasın. Allah'tan geldi. Ölümden kaçamasın ama ders alsınlar, ders alsınlar. Birader buraya ne zaman zemineti dün sağlam yaptırsınlar. Binaları sağlam yapsınlar. Yoksa acınacak hal, herkes düşecek. Acımasınlar boşuna. Ders alsınlar, ibret alsınlar. Ama Allah'ın izniyle bir sene sonra toparlanacak. Allah devletten de razı olsun. İyi olacak abi, Allah'ın izniyle diyek. Yani Allah'tan gelen hamdolsun. İnşallah iyi olur abi. Birlik ve beraberliğimizi Rabbim bozmasın. Çok güzel, biz sağcı da olsak, solcu da olsak bu zor zamanda hepimiz kenetleniyoruz. Allah'ın bir daha da böyle bir felaket İslam alemine, daha doğrusu dünyaya yaşatmasın. Allah herkesten razı olsun. Biz herkesten razıyız. Allah da razı olsun. Hakkımızı da helal ediyoruz. Birlik beraberliğimizle Rabbim bozmasın inşallah. Bu vatan bizim. Ne kimse yıkabilir biz böyle oldukça. Ne kimse bölebilir. Ne de kimse içimize nifak sokabilir. Sokamaz Allah'ın izniyle.